Efendim, hepinize iyi günler. Konumuz böbrek taşı. Sevgili arkadaşlar, ben yaklaşık 20 yıldır böbrek taşıyla uğraşan birisi olarak yaşadıklarımı, bildiklerimi sizinle paylaşarak faydalı olmaya çalışıyorum. Bu videoyu çekiş amacım da bu. Yaklaşık 40'lı yıllarda bir ağrı nedeniyle doktora gittiğim zaman film çekildi. Bana böbreklerinde taş var denildi ve iltihap yaptığı için bu ağrının oluştuğunu söylediler. Daha sonra nasıl bir kurtuluş, bir çözüm olur şeklinde araştırmalar yaptık. Ameliyat var, açık ameliyat var, bir sürü alternatif var ama ilk önce kırma yolunu denesek daha kolay olur dendi. Bir özel hastanede 7-8 seans taşımı kırdırmaya çalıştım. Yani kırdırma öncesi bana narkoz verdiler, stent taktılar, stenti alırken tekrar narkoz verdiler. Sonuçta orada ne olduğunu pek ben bilmedim. Bana işte bazı alternatif ilaçlar verdiler. Bol bol su iç dediler. Bir şekilde bir yıl öyle geçti ama bir yıl sonra tekrar böyle bir ağrı nüksetti. Bu defa başka bir özel hastaneye gittiğim zaman yine 6-7 milim bir taş varlığından söz ettiler. Taşım kırılmadığı için bu taş orada mı duruyordu? Kırıldıktan sonra, temizlendikten sonra tekrar yeni taş mı oluştu bilemiyorum. Bana göre taş o kırılma esnasında tamamen temizlenmedi. Çünkü bu 7-8 milimlik taş varlığını 10 yıl ben bünyemde taşıdım, fazla da büyümedi. İşte bu video çekiş amacım da yaklaşık 1 yıl önce bu taşla ilgili yine bir sıkıntı nüksetti. Onunla ilgili yine prostatla ilgili bazı sıkıntılarımı tespit ettiler. Onun tedavisini önceliğe aldılar ve taşa dokunmadılar. Şimdi yakında bir ay önce tekrar bu taşla ilgili hastaneye gittim. Doktorum yeni bir cihaz geldiğini, ses dalgasıyla kırma yaptıklarını söyledi. Bunu uygulamamı önerdi. Ben gerçekten 3 seans girdim. Bu 3 seansta ağrım sızım olmadı. Herhangi bir morfin veya ağrı kesici vurulmadı. Rahat, kolay bir eylemdi. Daha sonra ikinci seanstan sonra doktorum bir film çekelim, bir görelim ne olmuş dedi. Bana taşın kırılmış dedi. Büyük bir ihtimalle bu parçaları düşürebilirsin, bol bol su iç dedi. Ben tabi alternatif olarak daha önce de kullanmıştım. Gelibru suyu kullandığım, Çanakkale'den işte çok etkili olduğu söylenen bir sudan gidip 20 damacan alıp aylarca günde 2-3 litre içerek kullandım. Tabi o zamanlar aklım şöyle beni zorluyordu. Ya bu taşı işte önerilen suyu yerinde bulursan, bunu içersen bu taşı eritir gibi. Öyle bir inanca sahip oluyorum ama bu tamamen şu anda düşünüyorum ki mümkün değil. Yani bu olması mümkün değil, ancak taşın parçalandıysa, düşmeye meyilli ise kolaylaştırıyor. Zaten kolaylaştırmasının sebebi de bol bol içmekten kaynaklanıyor. Şimdi aklım bana diyor ki bu su o taşı eritse zaten uzmanlar böyle bir taşı alırlar. Yani koyarlar bir bardağın içine, bir gün veya yarım gün bekletirler, nasıl toz haline geldiğini veya eridiğini gösterirler. Zaten insanlar da bu su sayesinde, yani sodalar gibi şişe, soda gibi şişe ile bunları insanlara satarlar, para kazanırlar. Yani aklın yolu bir, insan kendini inandırıyor ama kendini kandırıyor ama kesinlikle bu şekilde bir şey yok. Öyle, ben su içeyim, ben aylık kaynatayım, bunun suyunu içeyim, bol bol yoğurdun suyundan içeyim, bira içeyim, bilmem ne yapayım. Bunlar kesinlikle oradaki var olan taşı bana göre eritmez. Tıptan kesinlikle sapmamak lazım. Tıp bunu diyor ki bir şekilde kıralım. Eğer kırma olmazsa lazerli öneriler oldu, bir görelim dediler. Bazen çünkü taşların sertliğine göre değişiklik oluyormuş. Çok sert olan taşlar kırılmıyormuş. Sonuçta benim şu anda taşım kırıldı. Belki burada ben size görüntüsünü de verebilirim. Yani bir mercimeği düşünün, ikiye bölündüğünü düşünün. O iki parçada sadece benim tespit ettiğim taş kırıkları elimde. Tıptan şaşmamak lazım ama desteklemek için de alternatif tıp da destek olarak uygulanabilir. Ben bu kırma işleminden sonra kendim bol bol su içtiğim gibi gelibru suyu da içtim bir hafta içinde sabah akşam. Avokado yaprağının da çok faydalı olduğunu, kaynatılıp çay gibi içmesi gerektiğini önermişlerdi. Bir hafta içinde onu da uygulamaya çalıştım. Bu bir hafta içinde bu bahsettiğim şekilde taşımın kırılan parçaları düştü. Tekrar doktora gidip bir film çektirmeyi düşünüyorum. Zaten davet etmişti doktor 2 hafta sonra. Bol bol su içiyorum bu arada. 2 hafta sonra filmde net olarak ne olduğu ortaya çıkacak. Umarım ki düşündüğümüz gibi taş kırılıp böbreğimiz temizlenmiştir.
O zaman da inşallah bu videonun devamı niteliğinde bir video çekerek sizinle paylaşmak istiyorum. Doğru tıptan ayrılmayın ama şöyle de bir şey var. İnsanlar tabii ki özellikle özel hastaneler para peşinde olduğu için mesela şu kırmadan önce özel hastane işte bize lazerli sistem geldi, hemen bir günde hallederiz, gelin verin 7000 lira çözelim gibi çok ısrarcı oldular. Ben yapmadım. Umarım ki bu şekilde bir tedavi yolu bizim için açılmıştır.